Yeşil Vadim'in neşeli festival telaşına bir de açılış hazırlığını sığdırdınız ya. Ne diyeyim ben size daha? Şimdi orada olmak var hadi. Böreklerin kokusu ta buraya kadar geldi daha. Radyocunun garibinden Çamlı Hemşin Şenyiva köyüne geliyor. Uşelmem. Onun mezarının yanına seninkini de kazar. Araya da bir delik açarım. Mahşere kadar iki eli yakanda olur. Ne istiyorsun pamuk gibi hayvandan? Sabahtan beri yaptığım pastaları börekleri talan etti. Bak ben şimdi senin pamuğunu nasıl tiftaha çeviriyorum seyret. Ya dur! Ne belli onun yaptığı? Belki rüzgar üfürdü, yağmur indirdi. Her 10 dakikada bir taşı toprağa yıkayan rahmet senin pastalarını da yıkamış, fena mı? Belli onları yiyecek zavallılar acımış. Daha da uzatma. Belli beynin yoktur da gözüne de mi perde indi? Bak hala yediklerini yalanıyor senin pamuk ayın. Senin yaptığın ne ediyor belirsiz pastaları ne yesin? Sabah dereden alabalık tutmuştum, onu yalanıyordur. Hayvandır neticede. Organik olmayana yüz vermez. Uç senin kalın kafana. İşin gücün inkar. Ayın armutlarımı çaldı dedim, çalmaz dedim. Pastamı yedi dedim, yemez dedim. Aha da suçüstü fotoğrafını çektim. Da bu da mı yalan? Photoshop. Photoshop. Ya ben nereden bileyim? Hayvanın başka yerde fotoğrafını çekip senin taşlı armudun altına yapıştırmadı onu. Zaten sana laf anlatan da kabahat. Sen vermezsen ben veririm cezasını. Ya dur, dur! Kaçtı işte. Ne yapayım şimdi? Seni mi vurayım? Vur. Vurmazsan namersin. Ne kaçacakmış? Senden mi korkacak? O insanın hasinden anlar, hasinden. Belli seninle muhatap olmak istemedi. Hisli hayvan neticede. Sende neyi muhatap mı olur ayıya? Ayı değil, badem.
Badem, badem kızım böyle diyeceksin. Ha, badem, badem ha. Ayu babası isim koymuş yavrusuna. Sana da bu yakışır aferin. Senin gibi insan olacağıma badem gibi ayı olurum daha iyi. Huysuz. Allah başa vermesin. Seni gidi su katılmamış organik ayu. Senden ayrı çektim, ayımdan ayrı çektim. Badem hangi pasta severim soralım da onu yapalım. Ne çektim ben bunlardan ya? Ne çektim ben bunlardan ya? Önceden bakalım buna. Bozuk bu ya. Ha gör işte. Herkes toplandı, masa hala tam tıkır. Senin muhtarlıktan anladığın koskoca organizasyon işini edalete vermek midir yani? Sanki başka insan kalmadı köyde pasta börek yapacak. La ilahe illallah ya. Senin bu kadına taktığın nedir ben anlamadım ya. El el ile değirmen yel ile döner Hilmi'ye. Anlamadın mı ya? Kimsesiz kadındır 3-5 kuruş kazansır dedik. Suç mu oldu ya? Benim görevim vatandaşı kollamak zaten. Pasyonu vardır da köye gelen turistten aldığı yetmiyor mu? Bir başlı bir peşi. Daha çoğu nesne gerek acaba? Ha bunun gerisi nerede dur? Göremiyorum. Ha bunun ayısının, bunun yavrusunun midesinde dur. Ramadın mı lan iki kaşının arası? Yasaydın o elin kanını. Nesli senin ayımdan artık geldi buramıza kadar. Ya. Yeter artık daha benzin. Duracaksın gideceğim. Ya ayıptır da, ayıptır da. Hepinizi mide fesadından kurtarmak için kendini feda etmiştir benim bademim. Teşekkür edeceğinize. Allah Allah. Ya ben kaç kilo şeker, kaç kilo un, kaç kilo yağ harcadım o kekler, börekler için. Ettuğum emekler de cabası. Ya bademin yanında unu, şekeri, kakaonu lafı mı olur? Neyse parası veririz. Yalnız yediklerinden ötürü fenalaşırsa veteriner parasını alırım. Ya halen usta çıkmaya çalışıyor ya. Ya ben seni de, hırsız ayını de, onu tedavi edecek veterineri de bir müslüye katıp tek kurşunla vurmaz mıyım? Allah'ın katını. Edalet yapma ya. Tamam ayıp oluyor herkesin önünde, yapmayın böyle şeyler ya. Edalet haklı Ali İhsan. Herkes bıkmıştır senin bu ayudan ya. Yani girmediği bahçe talan etmediği ağaç kalmadı ya. Ya muhtar olarak artık tolere edemiyorum bunları ya. Bana bak muhtar. Bir kişinin lafına bakıp sana tabi olmayan benim ayımı darlatırsan karşında beni bulursun. Var mıdır bir hukuk aranızda? Ha? De bakayım bana. Badem bugüne kadar senden ikametgah senedi istedi mi? Ha? İstemedi. Senden nüfus cüzdanı sureti istedi mi? İstemedi. Sana oy verdi mi oy? Vermedi. Ya ne verecek ayıdır ya. Ne verecek ayıdır ya. Ayı değildir badem. Demek ki badem seni muhtarı sevmiyor. Nedir sıfatın senin? Ne sıfatla uğraşacaksın benim bademimle? Ben madem sıfatıyla uğraşıyorum. Anladın mı? Edalet. Allah. Uzatma Edalet. Hayvan ışıncacıktan büyüttü. Bir bildiği vardır Ali İhsan'ın elbet. Bu benim ablamla senin abinin dolaşmalarından illallah dedim vallahi. Memleketin yağmuru bir, bunların kavgası iki. Ne vakit yağacağı, ne vakit duracağı belli değil. Yetti bana. Bezdum. Yeter da. Tek, çekil lan. Habanizde dur lan. Niye durdunuz? He? Bunlar suratlara bak, ağızları yüzleri kakaolu un olmuş bak. İşte pastayı bunlar yediler. Cavit, yakala bunları. Düşünürüm, düşünürüm. Haydi, haydi. Yetişin, hayatını alın. Bu mühim açılışımızın sebebi şunun şurasında iki gün kalmış festivalimizi de eksiksiz bir tamam yapabilmektir. Yemyeşil vadimizi hani hoca geçen vaazde tiyatrom yardım ne dur? Cenneti tarif ediyordu ya, ağaçların her birinden rengarenk meyveler sallanır. Gökyüzü tipatip aynı renkte ırmak olur, dere olur, işil işil akan coşkun sular olur. Hadi yap, bitir konuşmanı da. Ya hadi ne diyeceksin de? Yeter de. Ya bir sözümü kesmeyin ya. İnsanda konsantrasyon bırakmıyorsunuz ya.
Yapmayın böyle. Ya ben de bir muhtarım burada ya. Konuşma yapmak zorundayım. Diyeceğim odur ki cennetin tarifi hemşinimizin tek kendisidir. Ya tamam arkadaşım, kesmeyin ya bir lafımı ya. Yapmayın böyle ya. Yani ağzımın tadıyla bir sunuş yapmayın. Kendi tanımadınız bana şurada ya. Bırakın ben de konuşayım biraz ya. Biz de bugün burada bu cennet köyü bize armağan eden köyümüzün medarı iftari Kaptan İderya Mehmet Ali Paşa'nın heykelini. Bustini, bustini. Bustini, babacım, bustini. Bustini, bustini. Tamam. Sen de mi Hilmiye ya? Ya yapma böyle ya. Niçin böyle yapıyorsun ya? Lafımı kesme. Ha bir heykel ne fark eder ya? Bir gövde, iki kol, iki bacak. Epey fark var durda. Ya sabır diyorum ya. Kaptan İderya! Sadrazam! Padişah damadı! Mehmet Ali Paşa'nın! Sini bustini! Busti, busti, busti. Heykelinin yarımını açmak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz! Ne gülüyorsunuz ha ha ha, ne gülüyorsunuz ya? Dedi onu çıkarınca heykel yarım etti yani. Heykelin tamamını dikseler diyor. Bakalım Ali İhsan abi sureti gibi boyunu posini de boyuk boyuk dedesinden mi almış görürdük. Valla boyunu posini bilmem ama huyun suyun tıpkı dedesi durdu Yusuf. Kendinden başkasını düşünmezmiş ya rahmetli. Vur patlasın, çal oynasın. Ayıptı, edalet. Elmiş adamın arkasından öyle söylendi. Ya bir susun da yapalım açılışımızı ya. Festivalimizde dökersiniz kurtlarınızı ya. Çabuk olun sen de daha. Uzatma. Kitlenin nabzını tutamıyorsun elinde bak. Ya şimdi kitlenin nabzına başlatacaksın bana. Tamam, kısa kesiyorum o vakit. Şimdi Ali Paşa'nın torununun torunayı ya Ali İhsan dedi ki buraya açılışı yapması için davet edecektim. Ama gördünüz kendisi de istemiyor. E sizin de sabrınız kalmamıştır. Bu sebepten dolayı paşamızın heykelinin açılışını yapma şerefi Şenyuva Köyü Muhtarı olarak benim boynumun borcu olduğundan... Memleketimize hayırlı uğurlu olsun! Senin ayaklar nasıl gibi attık bu dedene benzetmezsen bak örüklerini seveceğim. Ali sana elletme. Ben elleyeceğim. Kız Adalet. Adalet mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu ya? Bilemiyorum. Kendi horatına uyandın herhalde. Eyse mi yan dön yat? Yok, yan dön yatla olacak iş değil bu ya. Oh, ben bir doktora görüneyim ya. Her horladığımda ağrısı böğrüme saplanıyor. Görün tabii görün. Kalbine vurmasın da. Bu dert ilerleyince bütün vücudu haşat ediyormuş diyorlar. Günaydın.
Günaydın Hayati. Günaydın Hilmi. Hayriye'ye sesleneyim mi? Yok Hayati, yok. Dur, dur. Ben sana bir şey diyeceğim. Hayırdır? Ne hakkında? Senin şu Ali İhsan'la bir de Baltuz'un Edalet'le ilgili dur demiş olayım. Hı. Sen Ali İhsan'la yediğiniz, içtiğiniz ayrı gitmez. Hı. Senden başka kime gidip dururum ki? Bak şimdi. Ver bana yardım. Tamamdır. Bastı jeneratörün düğmesine. Bastım. Konuş bakalım. Utan. Sevgili hemşerilerim. Deneme 1-2. Sevgili... Ne oluyor ya? Mavi duyma. Bastım. Ya mikrofon tamam da bakalım teyp çalışıyor mu? Ya bu hazırlıkları daha önceden yapmak lazım idi ya. Ya kim bilir hangi icatla bozdun gene kafayı. Teyp zamanı mıdır Muhtar? CD player çalınıyor artık. CD player. Ya biliyorum CD. Lafın gelişi söylüyorum ya. CD'yi biliyoruz ya. Yavrum koy şunu başlatın artık ya. Yavrum gel gel. Bak şu mavi plaklardan birisini o yarva koy yarva. Zahmet etme Muhtarım ben takarım. Tak oğlum ya takın bunu bitirin ya. Hazır edin bana. Hangi düğmeye basıyoruz? Mavi düğme. Tamam mavi düğme biliyorum. Cavit kapatamıyorum yavrum. Cavit şunu durdur yavrum. Cavit abi erken erken başlıyor siz. Tablosunu yanlış start oldu bu ya. Dur yapmış. Muhtar. Vallahi yanlış start oldu ha. Duramıyorum. Vur bir daha canlı. Yanlış kablolara bağladın. Kapanmıyor ya. Gel başladım. Kapattır şunu. Daha o kadar işimiz var ki. Kolaysa sen kapattır. Ha bu uçaklar sabaha kadar kron oynayacaklar deyip sana. Var mı üstün iddiasına? Varım nesine? Kazanırsan beni bastonunu alacaksın. Ben de senin sağlamcılığını alıyorum. Yaylar yaylar. Oy oy. Oy oy. Hey hey. Haydi işimize bakalım. Ne olacak bu Ali İhsan'la Edalet'in hali, Muhtar Ali? Ne varmış hallerinde? Adım gibi biliyorum bunlar hala sevdalı birbirine. Birileri elini taşın altına koyacak, bunların arasını yapacak. Başka türlü çözülmez bu iş. Ben sana deyim. Nereden çıktı şimdi bu ya? O iş olacak olsaydı 30 sene önce olurdu. O zaman güya sevdalıydılar birbirlerine. Sonra Edalet bırakıp gitmedi mi Ali İhsan'ı tek başına? Benim bildiğim bir tek Ali İhsan kaldı yanım. Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum elbet. Hatta Edalet'in öteki yanıklarını da hatırlıyorum. Bu işe bir el atmak lazım. Sayılmaz. Tele takılmış. Aha da kazandım. Sayılmaz tele takılmış. Aha da kazandım. Hayır sayılmaz tele takıldı. Gene müzikçülük yapıyorsun. Yüz senedir tabiatın hiç de gitmedi. Lafını bir daha konuş. 100 değil 98. Oh! Adım bokuma karıştı vallahi. Ya böyle mi karşılanır insan? Yine icat peşinde misin Nesun?
Geleceğinizi bilseydim smokinle karşılardım sizi Hilmiye hanımefendi. İcat peşindeyim. Ama icatlar öyle grand tuvalet giyinmekle ortaya çıkmıyor. Ne arıyorsun burada? Yoksa sen de mi bademi kakacaksın başıma? Eğer o muhtar kocan yolladıysa nefesini tüketme. Yedi düvel bir olsanız bademi yedirmem. Hem sonra hepinizden önce burası onun memleketi. Kendi yurdunda aç mı kalacak? Her yeri işgal ettiniz. O da alacak hakkını. Sizin gibi bahçeleri çevirmediyse, bahçelerin üstüne kat çıkmadıysa hata mı etti? Kendi yurdunda bokunu çıkardınız be hayvanın. Bokunu. Çenen kapansın. Derdim ayı değildir. Nedir? Benim bildiğim Adalet'in derdi de ayı değil. Ayı bahane. Ayı değil, badem. He, badem. Seninle Adalet'in dolaşmaktan başka muhabbetiniz var mıydı? Yoktur. Peki, badem olmasa başka dalaşınız kalacak mıydı? Kalmayacaktır. E de bana bakayım, bu bok yiyen karı bunca zaman bademi niye vurmamıştı? Vuracaktı. Bugün kurşun attı ama tutturamadı. Sen bana şimdi Adalet'in attığı kurşunun boşa düştüğünü mi söylüyorsun? Bademin yerine korkuluyu vurdu, onu da sıyıttırdı. Bana bak Ali İhsan. Bu dediğini hakaret sayarım Karadeniz kadınına. Öyle sizin gibi düğünlerle kavayı vurmaya benzemez o iş. Biz tufayı elimize alırsak leşimizin içinden düşer ancak kurşun toprağa. Hilmiye sen ne demek istiyorsun? Kargeyi gözünde, karıncayı dizinden vuran Adalet, koca ayıyı sağ bırakıyorsa sahibinin gönlüyle hala bir zori var demek ki diyorum. Başka yerde armut yokmuş gibi. İki de bir ne işi var ayının senin bahçede? Beni deli edecek ya. Bir dadan diye artık her Allah'ın günü burada. İnsanın aklına da türlü türlü şeyler geliyor vallahi. Ne baktın öyle aluk aluk? Bu ayıya sözünü dinletebilecek sahip belediye adam kimdir? Kim olacak? Ali İhsan ayısıdır. İşte ayı her gün senin bahçeye gönderenin Ali İhsan olduğunu söylüyorum. Ha babası da ayısı da canına susadı diyorsun o vakit. Adalet anla Artur. Ayı bahane ediyor işte. Sana olan hasretini dindirmek için seninle dalaşmaya bile razı adam. Yine düştüm ocağına işte. Adalet çekip gittiğimde sen yıkadın gözümden akan kanı. El verdim bunca sana. Hakkını yeme. Ama hala bana söyleyecek lafın, verecek tesellim kalmış mıdır? Ne dedin? Vefasızım abi. Yıllardır gelmedin diyorsun. Aşağı dereye kavuşup sen göstermedin mi yolu? Yalnız akan dere kurur dedin, lafını dinleyip evlendin mi kaba? Allah gani gani rahmet eylesin, Ayla'yı da sevdim. Adaletin üstüne nasıl dersen, çünkü has kadındı, oz kadındı. Sevmesem ayıp olacaktı. Ya anla artık ha! Edebimizi biliyoruz işte. Sevindiğim limanın nesini anlatacaktım. İnsanın koyduğu yasayla tabiatın kafasını mı yaracak? Ne dedi? Adalet hakikat. Anladım ben seni. Şimdilik işine gücüne bak diyorsun. Bakarız madem. Evet sevgili dinleyiciler.
tüm eski ve yeni aşıklar için, tüm sevenler için Ayten Altman söylüyor. Yaz yağmuru. Şarkılar gibi ben hiç seni unutmadım. Şimdi hatırlarım eski günleri. Belki döner gelirsin bir sabah. Ağlamaktan usanmadan her gün ağladım durmadan. Şimdi beni yalvartmadan gel. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime, bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum ol, damla damla gir gönlüme. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime, bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum ol, damla damla yağ gönlüme. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime, bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum ol, damla damla gir gönlüme. O zaman kaçtın da ne oldu? Nereye gitsen gelmedi mi seninle Ali İhsan? Değil mi ki yüreğine musallat? Değil mi ki aklını, zihnini kemirur her fırsatta? Gönlümün fermanını gömsem de yerin yedi kat dibine, yine çıkıp dağlamaz bu kalbim. Ne güzel Allah. Şu adama dert anlattırıp durma, bana az yardım et. Uç etmiş. İnsan önce kendini bulur, faydası olsun. Bakın Dursun Bey, yüz yüze görüşürsek daha detaylı anlatabilirim. Bu projelerimi hangi iş adamına götürsem parayı bastırır. Ama benim istediğim bu yörenin yetiştirdiği akıllı, zeki, vizyonlu. Efendim? Vizyonlu. Açık görüşlü, açık görüşlü. Ya vizyonlu iş adamları sahip çıksın. Eminim siz de aslanlar gibi Karadeniz'e aşığısınız. Benim projem hem karlıdır hem çevrecidir. Pişman olmazsınız. Efendim? Ne dediniz? Ama Dursun Bey, çizimlerimi göndereyim göndermesine de bunu ben anlatırsam daha iyi olur. Dursun Bey. Dursun Bey bak, beni anladın Dursun Bey. Hay koyayım o kafaya bir oğlum. Çizimlerimi gönderecekmişim de arkadaşlar incelesinmiş. Senin niyetin yok, niyetin. Biraz para bulunca hepinizin gerisi kalkıyor. Özel sektörünüzü reddediyorum. Sektörünüz. Doğru dedin sen. Ha, koskoca devlettir bu değil mi? Fonu var, teşviği var. Hatırladım, hayatı. Memur Bey, yetkili birine projelerimi göstereceğim. Nerede dur odası? Bırakın siz dosyayı, biz müdüre iletiriz. Mümkünatı yok. Bizzat kendim göstereceğim.
Dairenin hali malum. Bugünküt yarın gel, bugünküt yarın gel. Deli katır gibi dolaştırırsınız insanı. Ara ki bulasın dosyaları. Odası nerede dur? Oo, her geleni müdür yanına yollasak. Bırak işte sen dosyayı bey baba. Doğru konuş. Başlatma bey babandan. Vazifeni yap. Sinirimi kaldırma. Senin karşında koskoca elektrik teknisyeni var. Malaylı da değil, mekteplı dur. Anladın mı? Kimmişim ben? Bırakın da dur, bırakın. Gülün gelecek. Lan bırak. Ya uğraşacaksın bu projelerin için. Bırak oğlum. Ben az dinlemedi insan artık. Ya bırakın dedim. Ya kurum vatandaşını dinlemeye mecbur. Bırak. Şikayet edeceğim efendim. Çekil. Dur. Dur. Önümüz seçim. Görürler onlar. Eyvallah. Görürler. Amirleriniz yalvarmaya teker teker. La sıkma canını Halis senle. Ne sıkacağım? Sıkmam. Dediğim gibi önümüz seçim. Götürdün de satamadan geri mi getirdin? Öyle cahil cahil konuşma kotkafa. Projelerimi satmıyorum. Sponsor arıyorum. Hadi hadi dayar gözünü yoldan ayırma. Bak kaç kişinin canı sana emanet be. Şimdi sıradaki parçaya geçmeden önce Vadi'nin yetiştirdiği muhterem insan, değerli mucit Ali İhsan amcaya selamlarımı yollayayım. Bilsin ki Çamlı hemşinler kendisiyle gurur değil. Ve bir gün mutlaka bir icadını kabul ettireceğine yürekten inanıyorum. Alkış adımlar. Dinleyici sadakatinin bir numaralı örneği Goncamızın askerdeki sözlüsü için istek parçasını şu anda Hurda'dan Hallice minibüsüyle Çamlı Hemşin yolunda olduğunu tahmin ettiğim Tayyar'ın zor durumdaki yolcularına moral şarkısı olarak armağan ediyorum. Selametle köylerine dönebilirler inşallah. La bu radyocuyla da acayip hap olduk ha. Herif donumuzun rengini açık edecek millete ya. Gel tezkere, gel tezkere, bitsin bu evde baban, bacın, anan yüzüne hasret. Gel tezkere, gel tezkere, bitsin yolunu gözleyen inan yüzüne hasret. Bir yıl oldu davul zurna yol çektik seni. Duvarın üstüne astık yırtık resmini. Ay, kar bulmuş garibim. Rahat yerde aslında ama yine de askerlik işte. E tabii kızım. Bunun eğitimi var, nöbeti var. Bak, başka arkadaşlarıyla birlikte burada. Kız Gülben, hadi sen de seç onlardan birisini. Bak gel gel gel. Bak mesela şu çocuk hoşmuş valla. Şöyle karayağız, delikanlı. Yakışır kız senin yanına. Saçmalama ya. Aman ne var be? Hazır İrfan oradayken yapar aranızı işte. He tabii tabii. Ondan sonra senin radyocudan bir ben parça isterim, bir sen parça istersin değil mi? Başında abin olsaydı görürdüm ben seni. Olsaydı da görseydik beraber. Nasıl gitmekse arkadaş. Ya kendi kaybolması yetmedi, benim de istikbalime mani oldu resmen. Bak, senin kardeşin yok, derdin yok. E bari sevgilin olsun. Gonca, ne yapıyorsun? Radyocuya mesaj atıyorum. Ver kızım. Kız, ver sen onu bakayım. Kapat şunu da. Anladım ben seni. Sen birlikten kimseyi beğenmedin. Ama olsun.
Yemin töreninde koskoca ordu fotoğrafı var. Oradan beğen sen de bir tane. Ben şimdi... Ya yapma. Beğeneceğim seni. Allah Allah. Kızlar ne tepişip duruyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Hadi içeri, bir suraşımız var. Gülben. Gülben ya. Ya telefon... Hadi 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 hadi. Sanki sonradan ben mesaj atamam Gülben. Kolay gelsin. Sağ ol. Bunları sana aldım. Al. Hediye mi aldım? Gönlümü almak için. Zahmet etmişsin. Ya unun işte. Bademin ziyan ettiğini söyledin, malzemelerin hepsini getirdim. Ya gerek yoktu. Giden gitmiş zaten. Un almış. Bizim kimseye borcumuz kalmaz. Ne borcu? Sağa borç yazan mı var? Olsun olsun. Kadın başına seni zora sokacak değiliz. İnsanlık ölmedi. Üç kuruşluk malzemeyle zora girmem ben. Bir özür dilesen yeterdi. Kim? Ben mi özür dileyecekmişim? Üstüme düşeni yaptım ben. Sen hep böyle işin kolayını vazife edin. Ötesine gücün yetmez. Hakkımı teslim edeceğine konuş bakalım. Ne hakkıymış o? De bakayım bana. Bana teşekkür etmen lazım. Bir de usta teşekkür edeceğim ha? Elbette edeceksin. Sağ. Ben. Sağ. Al sağ. Teşekkür. Al sağ. Teşekkür. Yapma dur. Gördün mü teşekkür? Dur dedim. Dur dedim. Al sağ teşekkür. Adalet dur dedim. Bir de bana un getirmiş. Ya bu ne yaptın? Al sağ teşekkür. Ya bu mudur teşekkürüm? Al. Al sağ teşekkür. Ali İhsan özüne karşılık adalet teşekkürü. Beğendin mi? Neydi Diana, Diriler, Prens Charles'la birleşir de bunlar gene birleşmez ya. O kadar nafiledir halleri. Karıştırdın sandıkları ka. İçindekiler iyi gelmiyor, bellidir. Vazgeç artık. Demesi kolay. Daha ki benim evladım eline karıştı. Bunca yıl ne yedi, ne içti, nerelerde uyudu. Ana yüreği işte. Gördüm de vereme duydum. Görünce derdim depreşti. Ana olmanın da bir haysiyeti var Hayriye. Ömrüm bir hayırsızın yolunu gözlemekle geçti. Sana da yazıklık ha. Baba olduğu için ter hissedebilirsin kendini hasretlikte. Zaten senin hiçbir suçun yok Orhan'ımın gidişinden. Evden yad ettik oğlanı el birbirine. Olmayaydı. Ben mi dedim git de kaybettir izini diye. Babayı atayı saymada yok ol mu dedim. Daha da yeter be. Saydursaydın. Verdin mi elini? Öptürseydin. İlla yasak mı koymak lazım? Adını anlayacaksın demek mi lazım sana? Kalk git yemeği hazırla hadi. 10 yıldır evine uğramamış hayırsızın yatını gidecek değil. Right. At last. What a nice weather, eh? Yeah, a little cloudy, but... Excuse me? Hi. Are you waiting for a cab? No, we are just waiting for a van. Oh. Where are you going? I'm going to a place called Fortuna Vadisi, Chamley Hampshire.
there was a festival there. We are performing the same festival as well. Really? If you want, you can come with us. Wow, that'd be great. Yeah. I guess it's my lucky day. Oh, yeah, I think so. Well, what kind of music are you playing? We are making punk rock. Yeah. And that's your band? So. Yeah, our band. Hi. Hi. Hey, okay. Guys. Hi. Hi. Hi there. And what's your name? Denise. Your band. Hey, your band. Yeah. Hi. Oh, and a cute bass, eh? Hüseyin misin? Yes, here we are. Oh, güzel. My name is Tayyar. I'm John, Tayyar. Hi. You come with me, okay? Okay. We are going to Fortuna Vadi, okay? Yeah, okay. Yes, of course, to Fortuna, no problem, see you. Ne oldu? What is it? Ha, ben bunların hepsini şimdi demeyeceğim ya, yarısını otelde anlatacağım. Ha, geç bakayım, yardım edin bana. Okay. Ya, tek başıma yapamam onları, bagajları getirin. Help me. Let's go. Help me, help me. Kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, bugün burada toplamamızın sebebi ne yaklaşan yerel seçimler ne de değerli koca muhtar Ali'ye destek talebimizdir. Ama oy verirseniz o da sizin kendi takdirinizdir elbet. Mesele tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp kardeşçe, insanca, arkadaşça... Bırak politikayı! De ne diyeceksin de? Gidip ineklerime bakacağım herkes da! Herkes işini gücünü bırakıp gelmiş buraya. Çantı çırpı topluyor, çantı çırpı topluyor. Hepimizin işi gücü var. Ya Allah! Biz susun da! Meseleye giriş yapıyoruz burada. Kayınızın iyi işi kafa patlatıyoruz da. E bizimkini de patlatmadan deyiver işte diyeceğini. Herkes işini gücünü bırakıp gelmiş buraya. Ben ne vardım? Siz ne anlarsınız zaten giriş gelişme sonuçtan? Ya. Diyeceğim odur ki bu Ali İhsan'la Adalet'in arasını ev birliğiyle yapmamız lazımdır. Ne? He. Bunların kavgasından, gürültüsünden bezmeyen var mı içinizde? Sana ne? Hayır. Eğer seçeceğiz acaba ikisini de aynı odaya mı koyacağız? Oraya koyacağız. Nasıl koyacağız? Uzun lafın kısası, Adalet'le Ali İhsan'ı baş göz etmek hepimiz için hayırlıdır. İtiraz olan var mı? Doğrudur. Ya bir saniye, bir saniye ya. Köyün başka derdi mi kalmadı ya? Ne gerek var böyle şeylere? Zaten kaç yaşına gelmişler? Ne var bir şey sarıyla? Ne var bir şey sarıyla? Sen ne diyorsun? Ben sizi buraya toplanıp fikirlerinizi almak. Ya kariler ya. Olaydı zamanında olurdu da. Ayla abla mezarında fir döner vallahi. Benim ablam yapmaz öyle şey. Halen sevdalılarsa neden olmasın? Biz de kafamızı dinleriz azıcık. Zamanında Ali İhsan'ın kafasını bozan Adalet değil mi? O zaman tamiri de ona düşer. Etmeyin karılar. Bunlar daha birbirini görünce kırtlak kırtlak geliyor. Aynı evde cenazeleri çıkar ya. Ha işte bak. Silahı gelmiyor. Tamam karılar, tamam. Demokratik hakkımızı kullanalım. Oylayalım da. Evlensin bunlar diye nereye kaldırsın? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hadi hayırlı olsun. Allah Allah. People'ları alacağım, okey mi? People'ları alacağım. Hani P.O.P'le yazılır, people okunur ya. Yeah, okay. Allah'ım ya Rabbim cevap ver diyor adam bana. Abo, bunlar da kim? Geç hadi otur otur. Şaştım doğrusu. Sizden para almaktan vazgeçtim ha. İngilizce kursuna vereceğim paranızı.
Şapka ne? Bakar böyle. Madem ağzında dilin var diye neden konuşmuyorsun? Konuş bakayım. Speak la speak. Ulan uşağım nereden bilsin de konuşsun dilini? Ya İsmail amca ben onların dilini konuşuyorum. Onlar bizim değil ha. Sen bir dur ya. Ya insanın aklına türlü türlü şey geliyor ha. Bakalım kaidesi tavan yaptığından mıdır? Yoksa bir hesabı çaktığından mıdır? Anlayacağız şimdi. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Bu yılki Çamlıhemşin Festivali'nin ilk konukları olan İngiliz punk grubu şu anda tayyarın minibüsüyle köye ulaşmak üzereler. Onlara hoş geldiniz derken hışır arabada geçirdikleri beyin sarsıntısı için de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hello my friends, welcome to my land. Ve şimdi hem onlar için hem de tam 10 yıl önce terk ediyar etmiş olan Çamlıhemşin'in delikanlısı Orhan'ın memleketine dönüşünü kutlamak için bir parça geleyim. Tayyar'dan Orhan'a. Görüşmeyeli hiç haber göndermedin o günden beri. Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni andım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek seni. Şimdi oy birliğiyle karar verdiğimize göre bu işi uzatmanın bir faydası yoktur arkadaşlar. Yoktur değil mi? Festivale kadar bu iş bitmelidir arkadaşlar. Eşek değillerse festivalde de kendi düğün tarihlerini açıklarlar. Oh maşallah maşallah. Karılarınız çayda hayvanda dört donsun. Siz böyle kahvede oturup çene çalın. Ne oldu? Ne yapıyorsun öyle eli havada? Yoksa dedikodu korosunu mu idare ediyorsun boyla? Yok be Ali İhsan, seni gördüm de ocağa çay söyleyecektim. Geç şöyle. Uşağım Ali sana bir demli çay var ya. Çaktırma. Ya sürpriz yapacağım anamlara da sen de bir deniyorum. Sen tanımazsan onlar da tanımaz dedim ama. Ya havle ve la kuvvete Orhan ya. Hadi bir akıllı konuş. Ya oğlum insan evladını tanımaz mı ya? Hadi kendini gizledin yüzüne gelmedin. Hadi Hayat amcadan da kurtuldun. Ya oğlum anandır Hüriye yenge seni kesin tanıyor. O tanımazsa Gonca tanıyor kardeşindir Orhan. O zaman Adalet teyzem mi tanır? Ne tanır tabii. Deli etme adam ya Orhan. E bak bana bakayım. Daha oğlum bu gözler var ya. Değil gurbete gitmekle yanılıp da sıfatına estetik ameliyat ettirsen aynı bakar. Daha oğlum sen bu Karadeniz'in uşağı değil misin? Sen bu gözlerini Çamlıhemşin'e açmadın mı? Başka diyarın gözü gibi bakar mı oran? Hay maşallah. Ulan Tayyar. Haydi gidiyoruz. Ya bir dakika. Beni bir şey doğunuz. Haydi. Yeter artık. Kanka mı boşaltıyorsunuz? Ya Emrica bir dakika. Ha bu arkadaşa aracımızın konforunu gösteriyorum. Ayıp doğaya işe don. Gel oran çaktırma. Ya bir dur nereye gideceksin sen? Adama yardımcı oluyoruz. Hem şineci diyorum. Haydi. Ya sen yerine oturmazsan nasıl gideceksin? Ben otururum yerine. Sen otur yerine. Allah'ım ya Rabbim ya. Şoförsün. Allah'a Haydar abiye diyeceğim ama boşasın seni ya. Yeter. Sen benim hızatıma çıkma. Haydi bakalım. Haydi slowly slowly. Arabaya bir şey olmasın bak. Arabaya bir şey olmasın. Şu festival sebebiyle görmediğimiz çeşit sıfat kalmadı. Miss Adalet. Buyurun benim. Yes, yes benim. Nice to meet you. Meet you. Buyurun, buyurun. Ha, buyurun, geçin.
ortakçılığından utanmış, gözüne kara gözlük uydurmuş. Ya bunlarınki sanatçı kiliydi. Müzisyen bunlar. Ha, anladım, anladım. Hadi oldu bir. Kalın sağlıcakla. Nice to meet you, okay? Ya Tayyar, beni bunlarla yalnız başıma bırakma. İngilizcem zayıftır, az idare et da. Zaten ben bunları festivalin hayrına yarı fiyatına getirdim. Bari işten kayıttan kalmayayım ya. Ben biraz Türkçe biliyor, yardım edebilir. Ah, Türkçe biliyor. Türkçe biliyor dedi. Hoş geldiniz. Welcome demeyeyim artık. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İyi, hadi ben ayarlarım. Hadi kaynaşın siz. Welcome. Gençler, buyurun. Ne oldu ya? Misafirler seni bekliyor içeride. Misafir mi? He. Kimdi o ya? Geç aydaydı. He? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya kusura bakmayın, bizim festival koşuşturmacası. Köycek bir telaşımız var bildiğiniz gibi. Estağfurullah. Bir de ayak takımının tabii başa sardığı lüzumsuz işler olunca muhtarlığın işi bitmiyor haliyle. Ben de mecburen... Neyse muhtar, biz işimize bakalım. Evet. Buyurun. Çok şanslısın muhtar. Ne oldu? Piyango sizin köye vurdu. Piyango mu? Evet. Şirketimiz HES kurmak için bu yöreyi seçti. HES? Yani dönüştürülebilir enerji üreten hidroelektrik santrali. He, o kadarını biliyoruz canım. Çok faydalı bir şey yani. O zaman şirketimiz Ankara'daki izinlerle ilgili çalışmalarını sürdürürken... ...siz de bizim burada yapacağımız hazırlıklara yardımcı olursunuz artık, değil mi? Hazırlık derken? Sadi Bey... Şimdi, bazı arazileri kapatmamız gerekiyor. Bazıları da kamulaştırılacak. Ama bizim diğer arazileri mutlaka almamız lazım. Köylülerden bir kısmı da belki arazilerini vermek istemeyebilir. He, vermez vermez ya. Adamın malı değil mi? Ne yapabilirsiniz ki? Hiçbir şey yapamayız. Ama sen... Çok şey yapabilirsin muhtar. Bu bölgedeki en çok sevilen, saygı duyulan, sonra sözü en çok dinlenilen muhtar sen misin? Sevip sayarlar tabii beni ya. Öyledir evet biraz. Benden iyisini bulacak değiller ya. Buradaki arazileri bizim adımıza el altından sen alacaksın. Tabii bunun karşılığında da bir mükafatın olacak elbet. Yalnız arazisini satmak isteyenlerin yanında onların menfaatini hiçe sayan bazı kişiler olabilir. He. Onların köylülerin aklını çelmesine de engel olmak lazım. Bizim arzuladığımız herkesin bu işe ikna olması. Tabii siz de bizden yardımlarınızı esirgemeyeceksiniz. Ayrıca yeni çıkacak kanuna göre plebisit uygulanacak. He, plebisit. Benim prensiplerim de o yöndedir ya. Her şey kanunidir yani. Plebisit, yani mini referandum. Bir nevi halk oylaması. Evet. Eğer işlerimiz yolunda giderse buna hiç gerek kalmaz. Ama senin yardımın şart muhtar. Ayıp ettiniz ya. Benim sözümden çıkacak adam yoktur. Güzel, çok iyi. Yani... Sadece... Sadece ne? Eğer HES işine taş koyacak biri çıkarsa bu köyden, sen söyle. Biz kendisiyle özel olarak ilgileniriz. Bizzat. Olmaz mıdır ya? Olmaz mıdır? Kim? Ali İhsan. Şahtık, şahbaz olduk. Festival yapacağız diye doldurmuşlar gavurları köye. Hepsinin gözü memleketin otunda, böceğinde.
Gide gele doyamadılar talan etmeye. Aydın yaylasını kurdular bunlar memleketlerine. Bunlara yataklık eden onda, yardım eden onda tıkacaksın içeri. Ya sen oradan bağırıp durma. Çekil oradan. Müşterimiz var, turist var, turist mi baltalıyorsun? Hadi çek git, hadi. Boş ver sen onu. Anam babam rahmetli oldu diyordun. Evet. Allah rahmet eylesin. Öyle. Benim baba Rizli. Yeah. Bana buralar hep çok anlattı ama akraba yok ve biz gelemedik hiç. Sonra benim iş bitti. Nasıl diyorsunuz? Emekli oldu. Ve ben şimdi Melmeker'e geldim. Defa geldin, hoş geldin. İyi ettin. Bak hazır çoluk çocuk dolaşmaya çıkmışken istersen çık biraz odanda dinlen rahat. İstirahat et. Ben şimdi doğal hayat var, temiz hava, doğal çay. Ben şimdi dinleniyorum gerçekten. Bu su direkt eve geliyor, dereden. Doğal, doğal su. Burada her şey doğal, doğaldır, organiktir yani. Doğal armut. Yok ya, armut işte de. Normal, organiktir, doğal. Yeah. Ne olacak? Dalından koparılmış armut. Ayılar çok sever bunu. Ayı. Bir ayı var burada? Bir değil, bir çok daha çok fazla ayı var burada. Çok fazla var. Ben resim çekmek istiyorum. Adele, sen bir rehber biliyor. Ben orman, çevre gezmek istiyorum. Biliyor musun? Anladım, anladım. Bak bu az önce geçenin neredeyse inidir orman. Ama o olmaz. Burada şey, harici hayatı var. O homurdanmadan gezdirir sana ormanı. Oldu. Okay. Yaya taşar mıydı? Okay. Güzel, doğal, doğal, organik. And this is my grandmother's granddad. Looks like Ali'san uncle. Oh, nice man. And you look like him. Öyle mi? Teşekkür ederim. Thank you. You're welcome. Okay, I will show you something more. Okay, let's go. And this is our rally. Oh, rally? Yeah. That's very nice, huh? This is traditional rally. Like Formula 1. This is like Formula 1 in Europe, you know? Hamdan başlıyor muyuz? İdris'in oğlu kazanacak. Hayır, Osman'ın oğlu kazanacak. İdris'in oğlu kazanacak. Var mı sunu fiyasını? Var iyi. Nesine? Çetre seçeneğine. Ne güzel organizasyon olmuştur da. Turizme katkısı da çok büyüktür. Bunun için Muhtar Ali'yi bir kere daha tebrik etmek gerektir. Senin de siyasetinin terazisi yoktur da. Bu tüm masa seninle yarışacaksın. Peki uşağın adı ne demiştin? Dün hani böyle horoz gibi ibiye olanın. Bir şey demedim. Kimsenin adını sormadım daha. Kalk Gonca. Ha. Hangisi sence? Mavi tel mi, kırmızı tel mi? Aman kızım ya. Görevli görevimiz tehlikeye çeviriyoruz sanacak. Hangisini kesersen kes. Ucundaki bomba değil, pansiyonun sigorta senin ayetinde. Anlaşıldı. Eylemimizin mahiyeti son derece masumdur. Peki o gavur karı kimlerdenmiş? Rizeli dedin ya, sülalesini tanırız belki. Tövbe tövbe. Ta iki çay içtik kadınla. Sülalesine gelmedi Sera. Kesiyorum. Kes. Koca. Kes. Benden günah gitmiş dur. Ah, kes dur. Bravo, sıfır sıfır dedik. Görev başımıza tamamlanmıştır. Thank you.
Azmi geçirdin de sen. Sen beni geç. Ağzımı uçtun arabayla çaya. Haki geliyor, Haki! Gençlerin kılığı ne acayip ya. Allah analarına babalarına sabır versin. Saçalım. Onlar çiçek, böcek, kuşlar gibi renk. O yüzden duaya yakın. Ya oğlum değilsenden nasıl katacağımı şaşırdım ha. Bak kandırıldığını anlarsa yemin ediyorum silahla peşimize düşer oran. Yapma gözünü seveyim. Düşmez merak etme. Hem o kıyamaz bana biliyorsun. Ya zaten az daha ilerleyeyim söyleyeceğim. Biz çocukken o bizi az mı kandırdı? Bana bak sen de kimseye söyleme ha. Gaz bir akıllı konuş. Daha sırrım bende dur ya sen rahat ol. Orhan babam geliyor git. Orhan babam geliyor. Da biraz daha hızlı. O soytar kırıklığıyla nece konuşup anlaşıyorsunuz siz ya? Pek de samimiydiniz. He? Bizden mi dur? Yok be baba onların hepsi İngilizce ya. Ben onların lisanında konuşuyorum. İngilizce sıkıntı yok. Bizim Karadeniz'de Deniz Hanım her türlü ağaç yetişir. Benim arılarım bayram yeri gibi sanki. Fakat şuna saldırırlarsa bu fene arıların balını deli ediyor. Rhododendron panticum. Yok, o bok yiyen öyle orman gülüdür. Mor çiçekli orman gülü. Latincesi Rhododendron panticum. Evet, arılar bunu çok seviyor. Ay sevmez olsalardı. Ben kime satacağım deli arı balını? Ama yaprakla ilaç oluyor biliyorsun. Bir de armut var ya armut be. Yeriz hani ha. Bir de arılarım onu çok sever. Latincesi Pyrrhus communis. Ya biz ona kestirmeden armut diyoruz işte. Bu Alisan var ya o da siz gibi ha. Her ağaca bir isim takar. Ferhunde der, saçaklı der, fasaklı der. Aklına ne gelirse onu söyler. Bir de onun ayısı var, badem. O en çok armudu sever. Bir de benim arılarım, balın. Alisan, hani bu ilginç eden hayvanı var, ağacı var. Ben onu tanışmak istiyorum. Yakında tanışırsın, meraklanma hadi. Elektrik var mıdır bizde? Ha, kesilmedi mi bizde? Ha, tamam kızım görüşürüz. Yok seninki arızalanmış belli. Köyde elektrik varmış. Fatma haber et abime de gelsin bağlasın bari. Köyde koskoca teknisyen varken ayıp olmasın misafirlere. Aman dur. Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın betyüzü. Onun afrasıyla tafrasıyla uğraşacağım ha. Buranın tesisatını döşeyen uşağı getirtirim kasabada. Elim kirli Fatma. Bir arayı ver de acilen gelsin. Ya ayıp oluyor ama. Abiniz durdu. Ne öyle Arap marap? Sen onun dediğini yap gene. Vardır bir bildiği belli ki. Burç onundur kasabeti sana mı düştü? Heh. Alo. Dursun. Ben Fatma. Ha şen yuvadan. Sağ işimiz düştü Dursun. Çok mu işin var? Uç gün hem de. Oy! Ey tamam ne yapalım? Tamam haydi canın sağ olsun. Gördün mü? Gene bu Alihsan Efendi'ye işimiz düştü. Ama ne yapalım? Borç vermekle, düşman vurmakla. Gel sigortaya bakayım. Ya, bak tabii. Güzel ağacım, sen bana bu icadımı takmama izin verdin ya, Hayati'ye büyük iyilik yaptın. Gencecik ağaçsın sen, arada bir böyle eğilip bükülmekten gocunmasın herhalde. Efendim de, hatırladın mı? İlk zamanlar arı bızıltısı ateşlenmiştin ama alıştın. Bunların hepsi Hayati'nin hatırına. Yoksa ben kovanını bademden kaçırıp buraya takmaktan bebe rahatsız ol. İşte burası da benim her gün sevgililerimle buluştuğum yer Deniz Hanım. Da yanlış anlamayın ha. Arılarımdır sevgililerim. Alıyorsun. Ne halt ediyorsun benim arılarım belgesinde? Ulan Hayati. Hadi bana güvenmiyorsun. 40 yıldır balina aldığın arılardan şüphe etmeye de mi utanmıyorsun? Ne işim olur mahramınla? Hadi yürü. Bin. Aferin sana Hayati. Ben sana ağacın tepesinden balını rahatça alasın diye asansör yapayım. Sen konuş. 40 kat yabanın yanında. Merhaba, ben Deniz. Merhaba. Nankörsün. Elimde değil. Bin haydi, bin. Sıkı tut. Kavi tut. Ne yani?
Şimdi bu benim arıların yanına sefer mi ediyor? Sefer edecek. Şimdi ben pedalları çevireceğim seni. Yavaş yavaş çıkacaksın yukarı. Haydi bin durma. Yavaş sür Alisan. Yavaş yavaş. Ha. Sen yavaş. Yakınmıyor muydun? Nefesim yetmediğinden istediğim zaman arıların yanına çıkamıyorum diye. İşte çıktın. Dakika başı sevmiş arılarım var. Ah. 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 Ay benim babasını kuzucuklar. Severim sizin o güzel gözlerinizi. Alo? Uzay mısın Alisan efendi? Hangi dağda kurt öldü de efendilik mertebesine yükseldim? Ya lafın gelişi öyle dedim. Abdurrahman Çelebi de diyebilirim efendilik uymadıysa. Bırak laf kalabalığını. Problem nedir? Ya ne olacak? Seni aramak zorunda kaldığıma göre elektrik kesik dur elbet. Madem öyle vakit ayırabilirim. Ajandama bakarım. Sanırım zannedersem gelirim. İyi iyi tamam tamam haydi. Ajandasına bakacakmış. Ay çarpayım ajandama. Hayati. Hayati ben gidiyorum. Sıkı sıkı kavi kavi tut asansörü. Alihsan efendi. Memnun oldum. Lan 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 lan! Durduracaksın lan! 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 Hayati! Are you okay? Eyüp! Hayatım! Hem narkosunu beceriksiz! Eyüp! Eyüp! Sana kaç defa söyledim! Asansörü sıkı sıkı! Bilsin! Kavi kavi durduracaksın! Hayır! Lan lan lan! İnsan senin yapacağın! Eyüp! Eyüp! Ben elektrik sahici nerede dur? Aha orada nal gibi durmaktadır. Ya ne olmuş buraya? Gel bakalım babası. Sen belki tanırsın ayının izini. Yok artık. Senin de farkında olduğun gibi badem bir ayıdır. Ne anlar elektrik kablosundan? Bilemem artık. Neticede elektrikçinin ayısıdır. Elektrikçi değil. Elektrik teknisyeni diyeceksin. Bu yardıma tenezzül ediyorsam ha bu köyden olmanın hatırı vardır. Ayrıca benim bademimin elinden bu kadar ince işçilik geliyorsa onu yanıma çırak alabilirim. Kim yaptı o zaman? Kim yaptıysa boşuna uğraşmış. Önce beni zorda bırakacak sonra kol kanat gelecek ki kalbim yumuşasın. Bin tane gönlüm olsa bir tanesini verir miyim acaba? Tamam verme. Turşusunu kırar bir güzel kavurursun tereyağında. Turşu senin suratındır. İçeride ayna var git de bak. Sen bak o aynaya. Tamam dur. Ben yaptığım yapacağımı. Ben gidiyorum. Gidemezsin dur. Çekil o yani. Emeğinin karşılığını almadan gidemezsin. Elbette alacağım. Ne sandın? Al. Bu nedir? Bu sadaka mıdır? Ulan ne yaptın ki? İki tane kabloyu bağladın. Ben de yapardım. Yapaydın. Yapacağım zaten. Çekil kenara. Bak şaşkınlaşma. Çarpılacaksın olacak. Edalet. Çarpılırım çarpılmam. Benim elektriğim. Ya seni elektriğin. Ya bakalım 220'yi de aklın başına gelsin. Yerim yemem. Sana minnet edeceğim mi? Elektriğimi öderim. Tamam onu et. Senin çarpılmaya ihtiyacın var. Enerjin yerine gelir. İster gelir ister gelmez. Sana ne? Bozacağım onu tekrar yapacağım. Ah işte. Ah. Bozdum gördün mü? Senin elinin izi silindi gitti. Bence çok güzel oldu. Sana burada ihtiyaç kalmamıştır Ali İnsan Efendi. Çekilebilirsin. Sanki festival zamanı milletin işi gücü kalmadı. Ali İhsan'la Edalet'in baş göz edilmesi kalmış idi kusur. Şimdi bu iş köyün iyiliğine dur, huzuruna dur. Kavga kıyamet bitince huzur ve güven ortamı olur. İşsizlik azalır, üretim artar. Festival iyi geçer de. Evet. Gelenler döviz bırakır. Yolsu elektrik olur, bolluk bereket olur. Köyünün refahı yükselir de. Hmm.
Vefat edin, sana daha çok oy olarak geri döner. Bundan hala menfaat ne olur? Elinin körü olur Hilmiye. Seninle uğraşamayacağım ya. Menfaatine de başlayacağım ya. Hayret bir şey ya. Ne oldu? Tamam mıdır operasyon? Değil, dur. Ne oldu ya? Anlatacağız. Kızlar. Kızlar. Ya bir dakika hanımlar, ezdiniz ya. Nedir anlamadım, nedir ya? Nedir, aksiyon yarattınız ya Hızırlı köyden? Ya köylü senin değil, benimdir. Oylarını sana mı verdiler? Hasan haber ne fark eder Muhtar Ali? Ya fark eder. Fark eder abi. Biz bir aile değil miyiz? 50 kere söyledim size ya. Şu ailevi meseleleri karıştırmayın resmi işlere. Tamam. İnadından başımıza elektrikçi kesildi. Ama kabahat sendedir. Ne işin var bu delikanlıyla? Bırak ne hali varsa görsün. Bu kadar işin onun arasında zamanını bu delikanlıya harcama. Sen zamanını projelerine ayır. Projelerine. Kabahat bendedir. Kabahat bende. Velhasılı kelam, gel biz bu işten vazgeçelim Hilmi'ye. Ne kadar bir araya gelseler o kadar kavga çıkıyor. Başka daha yaratıcı bir fikir bulmamız lazım. Zira hepimizin bildiği ikisinin de gönlü birbirinde. Vallahi ben umudumu kaybettim. Böyle ittir kaktırlı olmaz ki bu işler. İçten gelecek. Kendiliğinden yumuşayacaklar, yalan mı? Teyzem doğru söylüyor. Böyle doğal gelişen bir ortam olmalı. İkisi de kendiliğinden gevşemeli. Ama nasıl? Benim aklıma bir şey geliyor ama bunların sakin zamanlarında. Kıgül ben. Neydi bunların böyle döküldükleri bir şiir vardı, sen hatırlarsın. He, dayım ortaokuldayken okumuştu bana. Sen kaçan ürkek bir ceylansın dağda, ben peşine düşmüş canavarım. İstersen dünyayı çağırayım dağda, sen varsın dünyada, bir de ben varım. Hah, onu okutabiliriz vallahi. Al şöyle fonda bir tulum. Sahneden de şiiri okuttu Meytuk. Edaletin içinin yağları böyle lıpır lıpır erir vallahi. Ay, peki Ali İhsan sahneden ilan aşk ediyor onu. Kız Vesile, bravo sana, çok yaratıcı bir fikir. E kim çalacak tulumu da? Kim okuyacak? Hem vakit mi kaldı? E tulumcu İdris çalacak, Gülben de okuyacak. Basittir yani. Bravo Emine. Fakat arayalım hemen. Bıraktı sahneleri artık. Oy. Bir tekrar çıkmaya da hayatta ikna edemeyiz biz. Hepiz edemeyiz. Ama ikna edecek birini bulabiliriz. Oh! Ola! İdris abi! Ola! İdris abi! Hey! Ocağına düştük. Festivalde tulumu çalacaksın. Olmaz. Benim yeminim var. Bırakın tulumu mulumu. Bırakmışım ben bu işleri. Etme Dürs abi. Sen çalmazsan, tulumun inıltısı olmazsa dağa taşa yeter mi bizim kuru nefesimiz? Ha? Bak, hem bu işi oldurursan olmazı olduracaksın. Bütün vadinin hayır duasını alacaksın. Ama az şey midir ya? Sevdalığı olduracaksın. Yeter de hayatı. Bir çayımı içeceksen kal. Yoksa azat etmişim ben tulumumun nefesini. Sağ ol İdris abi. Çayı başka sefer içeriz inşallah. Yalnız festivale gelmemezlik etme ha. Vatan millet meselesidir. Sıfatını bizden esirgeme. Kal sağlıcakla. Evet efendim. Ben pensiyona yerleştim. Galiba ben bahsedilen kişiyi buldu. Ay ay henüz değil ama en kısa zamanda ben onunla görüşecek. Tabii.
Adalet, ne oldu? Ben korktum. Ah, korktun mu? Tehlike geçti. Ayı girmiş içeri. Where? Yani siz ayı ateş etti? Nasıl? Ayılar burada korumasız. Bizi kim koruyacak ayıdan? Ben anlamıyorum. Bu hayvanlar bitiyor, siz ateş ediyor. Nasıl? Yazık, savunmasız. Sen savunmasız ormanda yakalan bakalım bir ayıya ne yapacaksın? O benim gelip bahçemi talan edecek, ben öyle bakacağım. Ben ona pabuç bırakır mıyım? Sen de mi korktun? Şş, oğlum! Gel bakayım sen buraya. Adalet. Şş. Böyle olmaz, okey? Ayının duası var, yemek lazım, meyve lazım, gelebilir, normal. Ama sen kötü yapmayacak, okey? Ya bir sus, bir dur. Vurmaya değil, ürkütmeye sıktık da. Uşak da kaçtı gitti senin feryadın sebebine. Hazır şaşmış, yanılmış, kara gözlüklerini takmamış. Tanıyacaktım onu sıfatından. Ama gerçekten bu olmamalı. Yanlış, ben anlamıyorum. Gel bak. Sen benim damarıma basma, ben de senin kalbini kürmeyeyim. Sen şimdi git, sessiz yat. Hadi, haydi. Sen kürk yapmayı istiyorum. Dağdan gelmiş bağdaki ne iş öğretiyor? Bu uşak da nasıl kaçtı gitti? İnsanlar çift yaratılmış derler, doğruymuş herhalde. Benim de adım Adalet'se, ben bilirim yapacağımı. Alo, Ali İhsan Gedik, buyurun. Ali İhsan Bey. Ben sizi Terpaş Elektrik'ten arıyorum. Şirket olarak adınızı epeyce çok duyduk. Benim projelerimden haberiniz oldu demek. Olmaz olur mu? Ayrıca bütün projelerinizle bizzat ilgilenebiliriz. En kısa zamanda... Sizle görüşmek de istiyoruz tabii. Ajandama bakmam lazım. Olabilir de olmayabilir de. Neredesiniz acaba? Rize'de mi? Biz sizin Şenyuva'da olduğunuzu duyduk ve kalkıp buraya geldik. Benim projem için demek buralara kadar geldiniz. Yarın sabah gelirim. Sabah 10'da. Yarın bekliyoruz Ali İhsan Bey. Good morning. Good morning. Doğaldır, hepsi katıksız. Organik, eat. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning. Gelin gençler, gelin. Gelin aşkım, sit. Hey. Sen de öyle sit. Ha, sen de oraya. Ha, haydi afiyet olsun. Haydi. Ya hadi uşağı bir sor da. Gecesi yok, gündüzü yok, gözünde bir kara gözlük. Kilo da bir acayip. Avrupalı desen, bunlar da Avrupalı. Ama belki silah sesinden sonra uyumadı. Yok, uyudu. Ben sabaha kadar gittim geldim odasını dinledim. Ha, dinledim derken hani ajan değilse dedim bu... Korkayım dedim, bu kaçaktır. Ondan şey var, yiyin, eat. Adela just said that since you're always wearing your sunglasses, she thinks you're a spy. Really? Evet, bu da çok özel, mis gibi turşu kavurması. Özel, special, eat. Ekşi. Ekşi. Ya biraz ekşidir, biraz ekşidir. Anlar turşu kavurmasından. Ben alayım bunu. Neyse. Yok, ayıp olmasın diye yemeyin. Değil mi? Zaten bunu bir ben severim sabahları. Bir de benim yeğenim vardır. Hayırsız, ismi lazım değil.
faydasızın tekidir kendisi. O severdi sabahları yemesini. Size olmaz tabii. Bu alay ben size ihtiyacım. Vallahi de o, billahi de o. Yoksa turşu kavurmasına ağzının suyunu akıtabilir mi be İngiliz? Artık kaçarım kalmadı sahte İngiliz senin. Niye kaldırdın önümden o zaman kavurmayı Adalet Sultan? Orhan! Kızım! Ay kurban olurum seni verene! Orhan'ım! Orhan'ım! Aslında kandırdım ben teyzeciğimi. Ay kıyamam ben sana. Vallahi de kanmamışım. Geceden beri dört deniyorum etrafımda. Acaba sen misin değil misin diye. Şeytan dedi kaç kere koy elini beline. Geç karşısına, çıkar o kara gözlüklerini. Ola uşağım de, ben de yeğenini tanımayacak göz var mı de. Bir de bir güzel şaplayı bas ensesine. Bilirim, elin ağırdır ama kıyamazdın sen bana. Teyzem. Sen benim yüreğime indirmeye kıyıyorsun da ben senin ensene mi kıyamayacağım? Ah, da kıydım. De bakalım, niye haber etmeden böyle gizlice oyun ettin? Aklım yerinden oynadı oğlum. Ya sürpriz yapayım dedim onamlara. Onlar benim müzik yaptığımı bilmiyorlar. Biz mühendis biliyoruz seni, ne bilelim? Vallahi anan duysa aklı yerinden oynar ya Orhan'ım. Teyzem, al yanaklım, kraliçem. Gel, otur şöyle. Annemlerle karşılaşmama yardım edersin değil mi? Bir plan yaptım ben. Ama tabii sen el atmazsan başaramam. Kimseye de deme geldiğimi, tamam mı? Hiç olmazsa şu şeklini, şemalini bir bakılır hale soksak. Yani ne bileyim, üstün başın neyse de yüzünü mi bir şekle soksak, saçını mı kessek, ne etsek Orhan'ım? Allah, bana bak be. Ya, baksana Orhan. Acaba bana da şimdi demeye miydin? Annen çok kısacık haber vermedin diye öldürür beni, haklıdır da üstelik. Bakıyorum biz turistleri çıkarmıyoruz bu petekten. Dedim, elin yabani ne anlar Petayon'da dediler. Hmm. Bilseydim yaban sensin. Mis, mis. Ye ye, babanın balı gibi ye. Daha bu sabah aldım heyatiden onları. Az yavaş, yavaş, daha yavaş. Tadını çıkar. Ay. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Kesin. Ali İhsan Bey, Ercüment Bey de şirketimizin proje sorumlusudur. Madem sizinle muhatap olacağım, önce size şunu söyleyeyim. Ali İhsan demek proje demektir. Proje demek Ali İhsan demektir. Ha ben bu projemin üstünde tam 3 yıldır çalışıyorum. Projemin adı çöplerden enerji elde etmek. Malum dünya gırtlağına kadar çöpe batmış. Nasıl? Enteresan bir fikir. İlginç. Gerçekten çok yaratıcısınız. Yaratıcıyımdır. Yalnız biz şu anda yeni bir projeyle ilgilenmiyoruz. Biz kendi projemizi gerçekleştirmek için şu an buradayız. Bakın Ali İhsan Bey. Bu proje bu bölge için çok yararlı ve gerçekten çok büyük bir proje. Ayrıca sizi şantiyemizde çalışan genç mühendislerimizin başına koymayı düşünüyoruz. Kaynaklarımız sağlam. Çok iyi bir maaş alacaksınız yani. Ha, iyi de ben artık emekli oldum. Paraya ihtiyacım yoktur. Tamah da etmem. Bakın Ercüment Bey, bu proje benim rüyamdır. Bu projeyi hayata geçirmek için bir kaynak arıyorum. Hepsi bu. Ali İhsan Bey, elbette sizin projelerinizi de hayata geçirecek zaman gelecek ama öncelikle diyoruz elimizdeki imkanları, olanakları kullansak. Ha, merak ettim neymiş elinizdeki olanaklar, imkanlar? Biliyorsunuz ki şu anda Karadeniz bölgesindeyiz. Burası için en iyi enerji yatırımı hidroelektrik santralleri olacak tabii. HES mi? HES. Gecelerde bir gazetede okudum. Yeni anayasada bir madde var. Diyor ki HES yapılacak yerlerde öncelikle yöre halkına sorulacak, referandum yapılacak diyor. Evet, diyor. Diyor. Diyor da
Biz anayasa çıkmadan önce elimizi biraz daha çabuk tutalım istiyoruz açıkçası. Çünkü referandum bu. Sonucu hiç belli olmaz değil mi? Anladım ben sizin hesinizi. Anladım ben sizin hesinizi. Böyle bir hesle bana iş teklif ettiniz. Bir nevi rüşvet. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani biz işinizi kolaylaştırmak için bir... Teşvik. Evet. Teşvik desek daha doğru olacak. Teşvik. Siz ben ne zannettiniz? Ben satılık mıyım? Nereden buluyorsunuz bu numaraları? Sizi pişman ederim. Pişman ederim sizi. Ali İhsan Bey çok rica ediyorum. İş konuşuyoruz burada. Yapmayın böyle. Ne işi? Tabiatın geleceği mevzubahis. Hayatımız mevzubahis. Hay koyayım bu kafaya bir. Ali İhsan Bey. Rica ederim. İş gereği yok. Rahat bırakın derelerimizi. But there's a little bit problem in here, huh? Now look at that. Sorry. Oh, yeah. Are you know Tulum? Tulum, leder. Yes, yes, Scotch, Gayda, Gayda. Very good sound. Yes, yes, very good sound. Çok güzeldir. Number one man is Tulumcu İdris. İdris? Okay, I know his... Yes, maybe he will come here and together... Of, beraber çalın nasıl deniyordu ya? Yes, yes, çalarım. I would be so happy. Gerçekten? Really? Thank you very much. İdris amca da inşallah gelir ya. Ay, neyse sen de kabul etmişken hazır. Of, neye evet dedin bir bilsen. Sorry. Thank you, thank you. Okay. Ya neredesin kardeşim sen ya? Ya festival başlamak üzere bakmadığım yer kalmadı ya. Üç üstüme var mı hayatı? Zaten darlanmışım. Bir de İngilizlerin müziğini dinleyecek halim yok. Ya bak bu İngilizlerin müziği çok başkadır dediler ha. Ya festival sensiz olur mu? Gelmen şarttır. Alıysam bak gelmen şart dediysem şarttır ha. Söylemeyeyim dedim ama zorla söyleteceksin. Badem festival alanına girmiş. Herkes tüfeğe kuşanmış. Neden o? Esim ediyorsun Hayati. Vakit silahımı kuşanıp hemen geliyorum. Silahımı niye söylemeyeceğim? Anlaştığımız gibi teyze. Ben anonsu girdiğinde bunları eline tutuştururlar. Haydi haydi. Esin'in üstüne başına çeki düzen ver de yüzünde olpulecek yer kalmamış. Oy yeter. Ateşin mi var nedir? Yok ya sıkıntı yok. Bal gibi de terlemişsin. Soğuk su içmeyesin Aura. Ya tamam. Teyze unutma. Tamam tamam haydi. Hani bademi vuracaklardı Hayati. Kuşandırdın bana bu silahı köyün delisi gibi. De susun. Senden adam olmaz. Ben sana silah alma demedim mi? Dedim. Dedim. Dedim da bademi vuracaklar demedin mi? Ayıdır da gitmiş işte. Hem yalancısın hem iftiracısın. Ben sana bunun hesabını sorardım ama yeri değil dua et. Aliysen adama bir sürpriz yaptırmadın da sana Karadeniz'in mucidi ödülü verecekler. Senin adına özel horon vuracaklar. Ne dedin? O değil mi? İhsan mı diyorsun? Bunu baştan söylesene Hayati. Hadi gidelim. Hop. Çiçeği Eda'nın tanımı verecek. Demek ki hem çiçek verip hem barış talep edecek. Değerlendiririz. Ne de olsa köyümüzün insanıdır. Teşekkür ederim. Hoşt, çek elini. Ha? Bunun haberi yok muydu? Şu haline bir bak. Ne oldu? Seferberlik mi çıktı? Yoksa köyün delisi olduğunu tescillemeye mi karar verdin? Yaktın beni Hayati. Bunun dilini düşürdün ya. Tamam oldu. Kusura bakma. Biraz yanlış oldu. Evet sevgili Çamlı hemşinliler. Şimdi programımıza Gülben'in seslendireceği bir aşk şiiriyle devam edeceğiz. Sen kaçan ürkek ceylansın dağda. Ben peşine düşmüş bir canavarım. İstersen dünyayı çağırayım dağda. Sen varsın dünyada.
Bir de ben varım. Kimsesiz odamda kış geceleri içini ürperdiği demler beni an. De ki, odur sarsan pencereleri. De ki, rüzgar değil, odur haykıran. Göğsünden havaya kattığım zehir solduracak bir gül gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen, şehir şehir. Bana kalacaksın yine son günü. Ölürsün. Kapanır yollar geriye. Ben mezarla sırdaş olur, beklerim. Varılmaz hayale işaret diye, toprağında bir taş olur, beklerim. Hatırladın mı bu şiiri? Çıkartamadım. Bal gibi de hatırladım. Bir efendi ol, bir itiraf et. İmayı anlamadım zannetme. Kimle dolap çevirttik de okuttun o şiiri? Sanki bir manası varmış gibi. Kim? Ben mi okuttum? Hani çıkartamamıştın? Sen yapmış olmayasın. Hadi haydi. Sam ister ya Yasin, sam ister ya Yasin. Ne denerim eskari, ne denerim eskari. Ben sevdum ağlamadım, sevdum da ağlamadım. Böyle durdun ya hali, böyle durdun ya hali. Ben sevdum ağlamadım, sevdum da ağlamadım. Böyle durdun ya hali, böyle durdun ya. Yüksek dağların karı, yüksek dağların karı. Erimeden akar mı, erimeden... Bu uşak hiç yabancı değil gibi ya, ha? Sanki buraların uşağı. Ben de bilemedim ki. Ben yürekten yanmışım, yüreğimden yanmışım. Ateş beni yakar mı, ateş beni yakar mı? Olacak şey değildi. Sesi. Adam hakkında tanıdık yani. Yüreğimden yanmışım. Ateş beni yakar mı? Ateş beni yakar mı?
Çamlı hemşin deresi, pazar hemşin deresi. Yine öyle akar mı? Yine öyle akar mı? Davulda David! Akşamdan doğana ya, akşamdan doğana ya. Katie! Nazlı yarım bakar mı? Tulumda Tulumcaydı! Nazlı yarım bakar mı? Ve Yaşar Kul! Akşamdan doğana ya, akşamdan doğana ya. Nazlı yarım bakar mı? Sevgili canlı hemşinler, Nazlı yarım bakar mı? Orhan Balcıoğlu. Bu şarkıyı babam Hayati Balcıoğlu ve annem Hayriye Balcıoğlu'na armağan ediyorum. Ve tabii ki güzeller güzeli kardeşim Gonca Balcıoğlu'na. Bakalım tabii ki ben yardım yaptım. Şimdi al, bu da Orhan'ın sürprizi. Gözün aydın olsun bacı. Ali, Ali, Hayati, Hayati, karım bayıldı, Hayati. Sıkma canım. Dur. Nefes al. Gördün mü başımıza geleni? Allah ver ada. Uşağa bir şey olmasa. Ne olabilir uşağa? Delikanlı adamdır. Anası perişan esas. Sen bacımla ilgilen. Manasız işlerle uğraşma. Onun hesabı ayrıdır. Daha vereceğiz sonra. Bir cevap verebilirim dersen sana bir şey soracağım. Sorabilirsin. O şiiri sen mi okuttun? Ben çıkartamadım. Hangi şiir? Bizim şiir demek istediysen